Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bugün burada Esenyurt Meydanı'nda Esenyurt'un tüm renkleri, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, hangi etnik kökenden olursa olsun, Alevisi, Sünnisi, hepsi omuz omuza Esenyurt'un seçilmiş iki kişiden birinin oyunu alarak seçilmiş belediye başkanına ve onun şahsında kendilerinin seçme hakkına sahip çıkan bütün Esenyurtluları yürekten kutluyorum. Bugün dün yaşanan büyük hukuksuzluklardan sonra Esenyurt Belediyesi'nin önüne bir çağrı yaptık. Ancak dün Esenyurt'un seçme hakkına el koyanlar kayyum eliyle belediye binasına, binanın önündeki özgürlük alanına el koymaya kalktılar. Devletimizin polisini kanunsuz emirlerle o alanı küçültmeye, sizi, bizi irademize sahip çıkarken güçsüz göstermeye kalktılar. Onlara verilecek cevap şuydu: geldik, il başkanımızla, diğer partilerin yöneticileriyle görüştük ve sordum. Dedim ki, Esenyurt'un en büyük alanı, en büyük meydanı neresi dedim. Burasını söylediler, orayı dolduracağız dedim, orayı. Burada bir ilk gerçekleşiyor. Meydanda bir siyasi partinin belediye başkanına yapılan bir haksızlık var. Ama meydanda biraz önce isimleri ayrı ayrı sayılan tüm siyasi partilerin bayrakları var, dayanışma duyguları var. Biraz önce DEM Parti'nin Sayın Eş Genel Başkanı'nın dayanışma söylemlerini işittik. Kendisine eşlik eden grup başkan vekillerine, milletvekillerine, Türkiye İşçi Partisi milletvekillerine, EMEP milletvekillerine, Saadet, Deva, Gelecek ve Sol Parti'nin il başkanlarına, yöneticilerine, ilçe başkanlarına bu büyük dayanışma için yürekten teşekkür ediyoruz. Ayrıca yayınlamış oldukları açıklamalar, beni arayarak bildirdikleri dayanışma duyguları ve yaptıkları, takındıkları kurumsal tutumlarla Deva Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Ali Babacan'a, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uyksal'a, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş'a, EMEP'in Sayın Genel Başkanı Seyit Aslan'a, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu'na ve kurumsal açıklamalarıyla güç veren Saadet Partisi'ne ve Sol Parti'ye yürekten teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimiz iki gün önce 101. yaşını kutladı. 101 yılda nice badireler atlattık. Darbeler, darbe girişimleri, terör saldırıları, demokrasimizi hedef alan nice olay yaşadık. Ama yıkılmadık. Karşımıza her türlü kötülüğü diktiler. Sinmedik, eğilmedik,
teslim olmadık. Bugün de millet iradesine bir saygısızlık, bir hürmetsizlik eden iktidarın, onun büyük küçük görünür görünmez ortaklarının hepimize karşı giriştikleri bu darbeye karşı dimdik ayaktayız. Biriz, birlikteyiz, hep beraberiz. Biraz önce söyledim. Ahmet Özer bir akademisyen, profesör, bir kanaat önderi, bir bilim insanı, bir kamu görevlisi. Yıllardır bu görevleri yapıyor. Ve Esenyurt'ta aday belirlenirken elbette bir siyasi parti o kentin sosyolojisini, o kentteki seçmenlerin tercihlerini dikkate alarak en doğru adayı belirlemek durumundadır. Böyle yaptık. Konuşarak, görüşerek, istişareyle, ölçerek, biçerek yaptık. Ve en sonunda Ahmet Özer'i sizlere arz ettik. İki kişiden birinin oyuyla, rekor oyla Türkiye'nin en büyük ilçesini sizlerin oylarınızla Ahmet Hoca kazandı. Şimdi buradan ona Silivri'ye bir dayanışma alkışı yolluyoruz.